Hak bir gönül verdi bana. Hademeden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana. Hademeden hayran olur. Bir dem gelir şadam olur. Bir dem gelir giryan olur. Bir dem sana. Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bakara suresi 66. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fece'alnâhâ nekâlen limâ beyne yedeyhâ ve mâ halfâhâ ve mev'izeten lilmuttakîn. Ve iz kâle Mûsâ li kavmihî innallâhe ye'murukum en tezbahu bakara. Kâlû etettehidunâ huzuvâ. Kâl أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Çünkü işi yokuşa sürüyorlar. Sürekli soru sorma. Şöyle nasıl olacak, rengi nasıl olacak diyerekten, yani normal bir vazifeyi yerine getirmenin, kurban kesmenin işini daha da zorlaştıraraktan nasıl olacak, rengi nasıl olacak gibi Yahudi milletin yapısı. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Evet, burada bir önceki ayette Cenab-ı Hak cumartesi gününü ihlal eden, orada detaylı bir şekilde ifade ettik, cumartesi gününü ihlal eden Yahudileri Kur'an'da iki yerde geçiyor. Burada aşağılık maymunlar olun dedik. Ve kûnû kurededen hâsîn. Ve onları maymun suretine Cenab-ı Hak aynen maymun suretine çeviriyor. Onlardan 13 kişi. Ve onlar aynen 3 gün bir şekilde kalıyorlar. İbret ve ders olmak suretiyle diğerlerine Cenab-ı Hak ondan sonra onları yok ediyor. Onunla ilgili yani bunun işte mesela evrim teorisiyle belki bazılarının aklına gelebilecek durum olabilirse alakası yok. Onunla ilgili ben detaylı evrim teorisiyle ilgili uzunca geniş zaten o konuda bir araştırma yazısını yazmıştım. Yani o evrim teorisiyle onların maymuna çevrilmesinin kesinlikle bir ilgisi yok. Yine evrim bilimsel değildir manasında belgesiyle ki önceki sohbette de ona örnek vererekten geniş detaylı ele almış idim. Ve Cenab-ı Hak ceza olarak o 13 kişiyi cumartesi gününü ihlal ettiği için ibadet anında onları diğerlerine ibret olmak suretiyle maymun suretine çeviriyor. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Yani bu o hareketlerinden dolayı. Tefsir kaynaklarını aktardığına göre İsrailoğullarından birisi zengin fakat çocuğu olmayan amcasının malını elde etmek için öldürmüş. Yani olayın başlangıcı bu şekilde. Sonra da cesedi bir başkasının evinin önüne bırakmıştı. Bununla da yetinmeyerek amcamı öldürdüler diye ortaya çıkınca taraflar vuruşma noktasına gelmişlerdi. Yani fail meçhul. İçlerinden biri ne diye birbirimizi öldüreceğiz? İşte Allah'ın peygamberi ona başvuralım dedi. Yani böylece failin malum olması için bir delil, bir şahit. Durumu Hazreti Musa'ya aktardılar. Katil bulunamayınca Allah Teala onların bir sığır keserek
sığırın bir parçası ile ölüye vurmalarını emretti. Yani onun böylece dile gelerekten ifade etmesi. Onlar kesilecek sığırın niteliklerini sormaya başladılar. Nihayet nitelikleri belirtilen sığırı bulup kestiler ve parçasıyla öldürülen şahsa vurdular. Ölü dirilip katile haber verdi. İşte 67 ve 74 ayetler bu olayı anlatmaktadır. Ama işin kötü tarafı bunlar işi yokuşa sürerekten, sarpa sarardıraraktan yapmamak için adeta ayetin sonunda da neredeyse yapmayacaklardı, yapılmayacaklardı. İşte ondan sonra sığır nasıl olsun? Ve subhanallah. Özellikleri. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize bildirsin dediler. Bu bir. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne kör ve ikisi arası bir sığırdır. Haydi emrolunduğunuz işi yapın. Bu sefer. Bununla da bitmedi. Onlar bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş? Açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o sapsarı rengi bakanların içini açan bir sığırdır dedi. Bu da bitmedi. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o çift sürmek, ekin sulamak için boyun durağı vurulmamış. Yani adeta gizli köşede zaten öyle oluyor. Bir tane var ondan da. Zorlukla. Yani oysa bu kadar şey yapmasalar herhangi bir hayvanı kesmiş olacaklar. Herhangi bir sığırı keserek iş bitmiş olacak. Ama kendilerinin soru sormak suretiyle helak olmalarına neden olacak durum. Onun için Efendimiz de bu durumdan sakındırıyor. Kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır. Şimdi hem çift sürmemiş olacak. Ekin sulamak için boyun durağı vurulmamış olacak. Kusursuz olacak. Hiç alacası olmayan bir sığır olacak. Hadi geldi bu. Onlar işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklar. Çünkü zor buldular. Zorlukla elde ettiler. İşi daha da yokuşa sürdüler. Ayetin nüzulü ile ilgili olaraktan demin onun nüzul sebebini orada ifade ettik. Ona şahit olması için o hayvanın bir parçasıyla vurunca o dirilmiş olacak, onun kim yaptığını söyleyecek. Evet, burada da aynı şekilde demin ifade ettiğim gibi o bir parçasıyla o sığıra vurmayı ona emrediyor. Ve diğer nüzul sebepler de burada ifade ediliyor. Evet. Ve az kalsın, ayetin sonu öyle bitiyor. Yani az kalsın neredeyse. Vama kağıdı, kağıdı o mana. Neredeyse az kalsın, yani uçurumun ucundan yani. Kağıdı az kalsın onlar yapmayacaklar bu işi. Çünkü yapamayacaklardı. Çünkü işi yokuşa sürmüşlerdi ondan dolayı. Evet, ayet-i kerimenin genel tahliline bakacak olursak. Evet, maymuna çevrilme olayı Araf 163'te de ayrıyeten orada da bakılabilir. Ve onları bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlar, yasağı uygulamıyorlar. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlar. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyordu. Bu Karya halkı Eyle halkıydı. Mev'izeten lil müttakin, yani Muhammedi ümmeti bundan sakındırmak ve ibret almak üzere Cenab-ı Hak bunu kılmıştır. Burada da diğerleri gibi nimetini hatırlatan Allah, onlara olan nimetten dolayı kainata koymuş olduğu adetini değiştirmektedir. Ve onları maymun suretine çevirmekte ve onları cezalandırmaktadır. Nitekim bazı kavimleri helak ve yok ettiği gibi. Burada nekal ifadesi geçmişti. Caydırıcı, şiddetli ceza. Caydırıcı ve önleyici olmadıkça her cezaya nekal denmez. Yine mev'ize öğüt verme anlamında din yolunda layık olmayan şeylerden yasaklamayı ifade eden söz manasına gelir kelimenin manası itibarı ile. Yine 66. ayet-i kerimede evet onu öncekileri ve sonrakileri için ibret verici bir ceza, müttakiler için de bir öğüt kıldık. Yani böyle daha sonraki gelecek olan kavimler ta ki ondan bir ders alsınlar. Bizim yanımızda ağır bukağalar ve yakıcı bir ateş vardır. Müzzemmil 12. Ve Allah satvetçe çok çetindir. Cezalandırması da çok şiddetlidir. Nisa 84. Nitekim geçmiş kavimlere yapmış oldukları bunun en açık belirgin bir durumudur. Yapmış yani Cenab-ı Hak kavimleri helak etmiş. O da bir suçtan dolayı. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini
bir tartıdaki eksik tartmadan dolayı Cenab-ı Hak helak ediyor tartı. Bir tartıdan dolayı. Yine 67-73 ayetler arası inek kesme olayından demin de özetlemeye çalıştığım gibi ondan bahseder. Burada İcil hadisesi, yani buzağının kesilmesi olayı ile ilgili olaraktan Beni İsrail'in Hazreti Musa döneminde saygı duyup kutsallaştırdıkları sığırı kesmekle emir olunmaları. Çünkü bütün işlerini onlarla görüyorlar. Buğday olmasa, çünkü o zaman traktör yok ya. Yani demek ki buğda inek yerine traktör olsaydı herhalde öyle zannediyorum traktöre taparlardı. Çünkü her şeyleri derisinden istifade ediyorlar, sütünden istifade ediyorlar, etinden istifade ediyorlar. Tarlayı sürüyorlar, yüklerini yüklüyorlar, binek haline geliyor. Adeta ondan dolayı, kutsallığından dolayı ilahları mesabesine koymuş oldular. Böylece onu kesmekle Cenab-ı Hak 67-73 ayetlerinde böylece o putperestliği, adeta bakar perestliği ortadan kaldırmış oluyor. Sığır etinin, eti yemenin haram olmadığı En'am 144. Yahudilere sığırın iç yağlarının haram kılındığı En'am 146'da buyurulmakta. Yine Hazreti Yusuf zamanında kralın rüyasında 7 inek görmesi. Bu buzağı ve inekle ilgili Yusuf suresi 43-46 ayetler. Yani buzağı, danayı Beni İsrail'in kutsallaştırıp putlaştırması ve buzağı heykeline tapması. Bakara 51, 54, 92, 93. Nisa 153, Araf 148, 152. Taha 85, 98. ayetlerde ele alınmaktadır. Yine buzağı ve dana sevgisi Beni İsrail'in kalbine, iliklerine kadar işlemişti. Bakara 93'te. Yine Hazreti İbrahim'e müjde için gelen meleklere İbrahim Aleyhisselam'ın kızartılmış bir buzağı getirip ikram etmesi de Kur'an'da buzağı ile ilgili konuları ele almakta Hud suresi 69, Zariyat 26. ayet-i kerimede geçmektedir. Yani bu aslında o buzağının kesilmesiyle önemli olan nokta o. Böylece Hazreti Musa onun ilah olamayacağını bu manada nazara vermiş olmaktadır. Yani o ilah olamaz. İlahlılığı söz konusu olamaz. Yine 67-71 ayetleri arasında genel olaraktan tefsirlerden bu notları çıkarttık. Sabuni'nin de aynı şekilde tefsirinde. Görüldüğü gibi olayda öldükten sonra dirilmeyi açık işaret vardır aslında. Burada o buzağı şey yapmak. Demek ki hayvan kesilmiş. Ve ne yapıyor? Bu dile geliyor, konuşuyor. Demek ki bu aslında burada aynı zamanda öldükten sonra tekrar dirilmeye de bir işaret var. Bunun yanı sıra İsraillerin Mısırlılardan görerek benimsedikleri öküze tapma olayının dolaylı yoldan kaldırılması da onun kesilmesiyle, yani tabiri caizse bir taşta iki kuş vuruluyor. Hem o kesilen hayvanın bir parçasıyla, o ölüye vurulmasıyla o hayvanın dine gelmesi, failini, faili meçhulü malum hale getirip söylemiş olması, bu öldükten sonra hem böylece tekrar dirilmeye bir işaret olmuş oluyor Kur'an. Zaten Bakara, oraya gelince ifade edeceğiz. Bakara 259 ve 260. ayet-i kerimelerde hem Üzeyr hem İbrahim Aleyhisselam'ın da bu manada öldükten sonra tekrar diriltme ile ilgili olan kıssaları da bunu ifade eder. Tabii Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri öldükten sonra tekrar dirilme ile ilgili o ayetler olaraktan zaten ele alınmış olmaktadır. Ve aynı zamanda bakar perestliği, bak orada ineği kesiyor. Demek ki bakar perestlik, ineğe tapıcılığı da aslında bu manada kesmiş oluyor. Evet, demek ki burada bakar kelimesiyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde. Bunun çoğulu olarak bakarat da 2 yerde. Bakar kelimesi de 3 yerde geçer. Dolayısıyla sığır anlamına gelen bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'de toplam olarak 9 yerde geçer. Ecil kelimesi Kur'an'da 10 yerde geçer. Buzağı meselesi. Burada da işte Beni İsrail'in o buzağı durumu ve onu kesmiş olması olayları tefsirlerde de geniş detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. İcil, yani buzağının onlarca putlaştırılması, ki tarihe baktığımız zaman hakikaten burada da mesela Kur'an İsrailoğullarının İcil'e buzağıya, daha doğrusu buzağa dana şeklinde temsil edilen heykele taptıkları bir zamanının olduğunu bildirir. Buzağa tapınma eski dünyada geniş bir alana yayılmıştı. Hindistan'da şu anda hala bir cumhurbaşkanına yapılan hakaret neyse ineğe ve buzağa yapılan hakaret odur. Yıllarca Müslümanlarla Kurban Bayramı'nda savaşmışlardı, kavga etmişlerdi, kan dökmüştü. Niye? Kurban Bayramı'nda Müslümanlar onların ilahlarını kesiyorlar diye. Hindistan'da Indra, Mısır'da Ammon, Sümerler'de ve Filistin'de Baal ismi verilen tanrı heykelleri boğa şeklindeydi. Babil'in ay tanrısı Sin, güçlü Enlil buzağısı, Uğur'un ay tanrısı Nannar ise göğün güçlü genç boğazı, Enlil'in en üstün oğlu diye nitelenirdi.
Yunanistan'da Zeus'ta boğa şeklinde temsil edilmiştir. Kısaca Tanrı'yı boğa şeklinde temsil etmek Hindistan, İran, Sümer, Babil, Filistin, Fenike, Mısır ve dünyanın birçok yerinde görülür. Böylece Allah İsrailoğullarını Hz. Musa vasıtasıyla tevhide eriştirdiği halde onlar civarın ve çevrenin tesiriyle putçuluğa maalesef özenip meyletmişlerdir. Onunla ilgili ayet-i kerimeler ve izahlar burada ele alınmaktadır. Yani çünkü önce o zihniyetin zihinden çıkması lazım ki o puta tapıcılık, ondan sonra o iman ve inanç yerine gelsin. Her ümmetin, Peygamberimiz buyuruyor, bir icli vardır, uzası. Bu ümmetin icli de dinar ve dirhemdir. Allah! Küçük ve büyük paradır. Maalesef. Evet, yine öküz ile ilgili olaraktan cahil, cahillik, cehalet, bilgisizlik ve cahiliye ile ilgili olaraktan burada bu konuyu 8 sayfa olaraktan ele aldım. Evet, maalesef. Zebih olayı da kesmek, kurban etmek. Bunların yani ilah olarak kabul edilmiş oldukları o buzağının kesilmesi olayını zebih olaraktan Kur'an-ı Kerim ifade ve beyan etmiş olmaktadır. 67. ayeti kerimede. Kur'an-ı Kerim'de buna mümasil genel olarak ifade edecek olursak Kur'an'da kıssalar vardır. Peygamberlerin kıssaları Hazreti Adem'den başlamak suretiyle kıssalar hisse içindir. Zaten biz de hep sohbetimizin sonunda kıssadan hisse kabilinden ki sitemde onunla ilgili binlerce kıssaları hisse kabilinden de seslendirdim. Tespitler.com'da var. Bununla ilgili yalnız bir ve iki kere zikredilmiş olan kıssaların bazıları İdris Peygamber'in refi'ye. Onlar ile ilgili genel notlar. Kur'an'da kıssalar hisse alınması, yine Kur'an kıssalarının tefsir ve teşrihdeki yeri manasında yapılmış bir çalışmayı da burada bilgi olarak en azından size arz etmiş oldum. Burada uzunca bu konu ele alınmakta. Yani Kur'an-ı Kerim'de genişçe kıssalar dile getirmektedir. Bu alanda yazılmış birçok eser de vardır. Mesela Kur'an öyküleri diye 3 cilt halinde burada da ele alınmaktadır. Kur'an kıssaları farklı şekilde ele alınmış, zikredilmiş olan kıssalar nedir? Dediğim gibi ben de onları kimisini Arapça olarak, kimisini Türkçe olaraktan tespitler.com'da genişçe seslendirdim. Oradan da bakılıp inşallah istifadeye medar olur diye düşünüyorum. Evet, yine 67. ayette hani Musa kavmine doğrusu Allah size bir sığır boğazlamanızı emrediyor demişti. Yine Bakara 72'de bu kıssanın evveli de hani birini öldürmüştünüzde suçu birbirinize atmıştınız. Burada İsrailoğulların emir ile dalga geçmek, sualde de aşire kaçmak. İşte nasıl olacak? Rengi nasıl olacak? Şeklinde. Emri hemen yerine getirmemek gibi seyyielerden bir kısmı nazara verilmek için kıssaya bu şekilde başlanmıştır. Demin de o kıssayı okumuştum, arz etmiştim sizlere. Yine Tensiye'de de bu, Kitab-ı Mukaddes'te de bu olay anlatılır. Mesela şöyle orada ve o şehrin bütün ihtiyarları öldürülmüş adama en yakın olanlar vadide kurban edilmiş olan ineğin üzerinde ellerini yıkayacaklar. Ve cevap verip diyecekler, ellerimiz bu kanı dökmedi ve gözlerimiz onu görmedi. Kurtardığın kavmin İsrail'e bağışla ya Rab ve kavmin İsrail arasında suçsuz kan bırakma ve kan onlara bağışlanacaktır diye Tensiye bölümünde de ele alınmaktadır. Bizim eğleniyor musun dediler. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Yani işi yokuşa sürüyor. En ekune minel cahilin. Müstehziine bil müminin. Yani burada aslında bir onların da Müslümanlarla bir alay etme durumu söz konusu. El katilu la yeris. Mesela burada Kur'an-ı Kerim'de bu bile başlı başına bir konu. Kur'an-ı Kerim'de miras olayı var. Kime nasıl verileceği belirtilmiş. Burada aslında teşrih diye ifade etmiş olduğumuz hüküm koyma konusunda Peygamberimizin de hüküm koyma yetkisi var ne gibi. Mesela burada o olayla bağlantılı olarak adam o çocuk amcasını öldürüyor. Amaç malına miras konmak. İslam hukukunda böyle olursa ne olur? İşte bu konu Kur'an-ı Kerim'de yok. O konuyu Efendimiz el-katilü la yeris ifadesiyle ortaya koyuyor. Yani diyelim ki bir yakınını, babasını, amcasını vesaire neyse miras konacağı, mirasına konacağı kişiyi öldürürse el-katilü la yeris. O kişi onun mirasına varis olamaz, mirasına konamaz. Bunu Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadisiyle böylece Kur'an'da bu hükmü de Efendimiz koyaraktan miras konusunu böylece ortaya koymuş oluyor.
Ve böylece İslam hukukuna göre o çocuk öldürmüş olmuş olduğu amcasının mirasına da konamaz. Yine İbni Abbas anlatıyor. Ölü iki köy arasında bulundu. O sığır da babasına itaat eden birisine ait idi. Onu tartısı altın ile satın aldılar. Niye? Çünkü zor işi zora soktular. O da bir kişi de vardı. Ölü iki köy arasında bulundu. O sığır da babasına itaat eden birisine ait idi. Allah da ne yapmış oluyor? O itaat eden kişiyi de ödüllendiriyor. Ne ile? Tartısı altın ile satın aldılar. Çünkü almadığımı cezalandırılacak, helak edilecek. Hazreti Peygamber'in zamanında böyle hareket etmekten nehyedildi. Ey iman edenler, size göründüğünde hoşunuza gitmeyen bir takım şeylerden sormayınız. Maide 10. Sorarsanız o Yahudilerin altın ile, değerinin çok üzerinde tartısı altın ile satın almaya mecbur kalırsınız. Onun için aslında din kolaylıktı, insanlar o dini zorlaştırdı. İşte hep böyle bu sorma neticesinde. Bakara dişinin adı, sevir de erkeğin öküzün adıdır. Devenin dişisine naka, erkeğine cemel, insanın erkeğine racul, dişisine imra'a denilmesi gibi. Ve onunla ilgili burada yine Araf 138. ayet-i kerimede açıklandığı gibi, İsrailoğullarını denizden geçirdik, kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunu öncesinde de anlattıydım. Hakikaten yapıları, karakterleri o ruhlarına sinmiş puta tapıcılık. Şöyle dediler: ey Musa, onların ilahları gibi bize de ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz dedi. Mısır'dan çıktıktan sonra puta tapan bir kavme özenerek Musa aleyhisselama sen de bize bir tanrı yap demeleri bu eğitimin tabii bir neticesi. Yani çünkü artık Firavun tarafından zorbalıkla baskı halinde tamamen bir öyle bir atmosfer içerisinde yetişmişler gibi. Ruhlarını işlemişti. Demin de ifade ettiğim gibi o bakar perestlik. Puta tapıcılık karakterleri içerisinde vardı. Adeta kanlarında, damarlarında kanın dolaştığı gibi o manada dolaşıyordu. Böyle bir hastalık haline gelmişti. 68. ayette dediler ki bizim için Rabbine dua et de bize onun nasıl olduğunu iyice anlatsın. Allah Allah. Buzağa tapma Kenan, Mısır ve çevre bölgelerde çok yaygındı. İsrailoğulları bozulup Hazreti Yusuf'un aleyhisselam ölümünden sonra Kıptilere esir olunca yöneticilerinden bu kötü geleneği öğrendiler. Buzağa tapma olayı çıkışta, Exodus 32'de de ayrıntılı şekilde orada da ele alınmaktadır. Burada dua kelimesi geçti. Dua ile Kur'an'da 6 şekilde tefsir edilir. Dua kelimesi kavil ve söz manasına, her biriyle ilgili birkaç ayet var. İbadet manasında, nida, seslenmek, yüksek sesle çağırmak, davet etmek manasında. Dua, istihase, yardıma çağırmak manasında. Dua, sual, istifam, sormak manasında. Altıncı olarak da istemek, istekte ve talepte bulunmak manasında kullanılmış olmaktadır. Dua kelimesinin Kur'an'da kullanıldığı yerler itibarıyla. Tabii dua başlı başına geniş kapsamlı bir mesele, uzun bir mesele. Onunla ilgili zaten ben de tespitler.com'da hem görüntülü olaraktan bazılarını seslendirme suretiyle dua ile ilgili geniş onlarca yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Evet, Yahudilerin yapıları, karakterleri, o özellikleri, durumları hakikaten işi daha zora sokma. Kolay bir şekilde hiç sormasalardı bir hayvanı alıp keser biterdi. İbni Abbas'tan rivayetle Efendimiz, eğer Beni İsrail evvel emirde herhangi bir bakarayı, yani bir ineği murat edip kesmiş olsalardı kifayet eder, yeter. Bu kadar altınla alma durumu olmazdı. Lakin nefisleri üzerine teşdit ettiler. Yani bu durum aşırı gitti, şiddetlendi. Allah da teşdit etti. İşi daha da zorlaştırdı. Efendimiz'den çok soru sormayı nehyedişi ki demin onu sizlere arz etmiştim. Evet, 68. ayette yine dua ile ilgili demin de onu ifade etmiştik. Yalvarmak, yakarmak. O da dağ kökünden geliyor. Çağırma manasına da gelmiş oluyor o kelimenin izah ve beyanı. Evet, ve 69. ayeti kerimede serere ifadesi ilan etmenin aksi, yani sır, esrar, aynı kökten gelmiş oluyor. Gizli manasına bunun izah ve beyanı. Dediler ki bizim için Rabbine dua et de bize onun renginin ne olduğunu iyice açıklasın. Dedi ki muhakkak o buyuruyor ki o sapsarı bir sığırdır. Onun rengi bakanlara ferahlık verir. Mesrur eder yani. Tustesurru. Şimdi demin onu ifade, sırrın da
Tabiye sır, tesur aynı kökten gelmiş oluyor. Bak bunun içindir ki bir kelime duada demin ifade ettiğim gibi bir kelime dua ama altı farklı manaya geliyor. Sır ifadesi de burada aynı şekilde ayrı ayrı farklı manalara da gelmiş oluyor. Tesur burada memnun edici. Mesrur, sürur, sır aynı kökten gelmiş oluyor. Evet 69'da Hazreti Ali'nin bir kimse sarı papuç giyerse kederi az olur. Şimdiye kadar da ulema sarı mest ve papuç giymiştir. Şeklinde böyle bir düşündürücü bir ifade var kıssadan hisse kabilinden. Evet 70. ayette inşallah. Ayette geçen inşallah yani Allah dilerse. Bu Müslümanların özelliğidir ki öyle olması lazım. Yani Allah dilerse inşallah maşallah. Allah razı olsun. Güzel. Yani olumlu şeyleri ifade etme. Bu da Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Evet onunla ilgili inşallah ifadesi. Bekere ifadesi bununla ilgili yani mesela bekar aynı kökten gelmiş olur. Körpe manasında bu kelimenin izahı. Şebihe benzer, benzerlik anlamına gelen kelimenin izahı. Yani ayette geçen kelimelerin tefsirlerden çıkarttığım farklı eserlerden izahı birbirine benzer manasını ifade etmiş olmaktadır. Çünkü bize göre sırlar birine benziyor. Allah dilerse muhakkak biz hidayeti buluruz inşallah. Bu müminin sıfatıdır. Öyle de olması gerekir. Yani mümin her işinde Allah'ın rızasını dileyerekten, Allah'ın adını ifade ederekten dile getirmiş olur. Biz inşallah biz onu buluruz gibi ayet ki inşallah boğazlanması murat olana veya katilin kim olduğuna ulaşırız. Hadiste şayet inşallah demeselerdi ebediyen kendilerini açıklar. Yani onlar orada inşallah demeselerdi Efendimizin ifadesiyle ebediyen kendilerini açıklamayacak. Ne oldu? Ehl-i sünnet alimleri ayette geçen inşallah kelimesinden şuna delil getirir. Olaylar Allah-u Teala'nın iradesidir. Ve ma teşâûne illâ en yeşâallah. Siz dileyemezsiniz ancak Allah diler Rabbimiz buyurduğu gibi. Bazen emir iradeden ayrılabilir. Yoksa emirden sonra şart getirilmesi bir anlam ifade etmez. Mu'tezile ve keramiye ise iradenin sonradan meydana geldiğine bu ayette delil getirdiler. Buna cevap olarak talikin taalluk itibariyle olduğu nazara verildi. Hadis-i şerifte varid oldu. Eğer İsrailoğulları istisna inşallah hidayet buluruz dememiş olsalardı onlara dünya kaldıkça ineğin nitelikleri belirtilmezdi. Ehl-i sünnete göre bu cümlede bütün olaylar Allah'ın iradesiyle olur. Bunun da delili vardır. Bununla ilgili hadis-i şeriflerde burada görüldüğü gibi ele alınmaktadır. Evet bu konuda bir kıssamız da var. Şöyle bir gün yani genelde birçok böyle şeyler Nasreddin Hoca'ya merhuma atfedilir. Bir gün Nasreddin Hoca evden çıkıyor. Hanımı nereye diyor? Çarşıya. Gidip geleceğim. Bey diyor inşallah. Ya hanım gidip geleceğim bunun inşallah mı var işte diyor. Ve neticede demek o gün Nasreddin Hoca inşallah demiyor sağ olsun. Ve çarşıya gidiyor. Ancak şiddetli bir yağmur, fırtına dolu. Ve hoca aman yaman diyene kadar tabii o zaman şimdiki gibi sığınma durumları da yok. Adeta havuzdan çıkmıştan beter oluyor. Eve kendini zor atıyor, kapıyı çalıyor. İçeriden hanımı sesleniyor. Kim o diyor. Hoca bitkin bir şekilde sesi zor çıkar bir vaziyette. Hanım inşallah ben geldim, inşallah ben geldim diyor. Çünkü artık zor geldi. Onun için mümin inşallah der Allah'ın adını anar. Evet orada da müsellemetün laşiyete fiha geçmişti. Bu da müsellemetün minel uyum. Yani ayıp ve kusurlardan eksik olan şeylerden arınmış olması manasına. Yine hars ifadesi. Aslında hars bununla ilgili genişçe yazıda yazdıydım. Kültür manasını da ifade ediyor. Tarlayı sürme manasını da ifade ediyor. Mesela o kenide, keli durum ile ilgili olaraktan konuya geçmeden ifade edeyim. Mesela İsra suresinde de Yahudilerin yeryüzünde mesela onlar harsı değiştirecek diyor. Yeryüzünde iki fitne yapacaklar. Onlardan birisi de harsı değiştirecekler. Harstan kasıt yeryüzünde iki fesat çıkartacaklar. Birincisi harsı yani kültürü değiştirecekler. Ve harsın manası da ekini de değiştirecekler manası var. Ekin yani gedeoğlu ürün gibi.
ekinin karakterini de değiştirecekler. Yapısını da değiştirecekler. Bu Yahudilerin genel fitnesi içerisinde. Hem kültürü, toplumların kültürlerini değiştirecekler, hem de aynı zamanda ekini değiştirecekler. Ekinin DNA'sını, RNA'sını, karakterini, yapısını, özelliğini. Yani adam mesela Gedeoğlu ürünü aldığı zaman mesela onun tohumunu ekiyor, tohum olmuyor. Hibrit diye tohumları diye ifade ediliyor. Yani nesli devam etmiyor, nesli gidiyor. Kültürü değiştirerekten bu otomatikmen insan böylece yediğidir. Kişi yediğidir. Kişi böylece o yemiş olduğu şeyle vücudunda otomatikmen etki yapıyor. Mesela kimyasal yiyecekleri insanlar yedikleri için artık uzun süre toprakta mesela toprak haline dönüşmüyor. Gömülen insanlar. Uzun süre kalıyor o kimyasal özelliği yapısı sebebiyle, yedikleri sebebiyle. O da ayrı bir konu. Onu da ben farklı şekillerde sohbet olarak onu ele aldım. Yazısını da yazdım tespitler.com'da. Hars ifadesi de Kur'an'da 4 şekilde tefsir ediliyor. Bizatihi hars. Ekin, ekinlik manasına. Sevap manasında her biriyle ilgili birkaç ayet var. Kadınların ferşileri, çocuğun doğduğu yer kastedilmiştir. Bu manalara gelmektedir. Yine Bakara ile Hars ile ilgili 3 şekildeki tefsiri burada da ayrıyeten selam ifadesi, zahir ve batın hastalıklardan, afetlerden uzak olmak, salim olmak, selamette olmak manalarına gelmiş oluyor. Ve 71. ayetteki muhakkak o buyuruyor ki o arazi sürmek suretiyle zelil olmayan, ekin sulamayan, kusursuz bir sığırdır ki onda hiçbir alaca yoktur dediler ki işte şimdi hakkı getirdi. Nihayet onu boğazladılar ama neredeyse yapamayacaklar. Yine demek ki inşallah demiş olmaları da işi kolaylaştıran sebep. Buradaki müsellemetün demin ifade ettiğim gibi selamet, salim olma hali ve durumu ifade etmiş olmaktadır. Tusiru, sevir kökünden öküz ve sürmek manasını. Eddünya, alessevri velhut. Bu da ayrı bir konu. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bu da iki şekilde rivayet ediliyor. Efendimiz'e soruyorlar, ya Resulallah dünya ne üzerindeydi? Eddünya alessevri velhut buyuruyor. Dünya öküz ve balığın üzerindeydi. Bir rivayete göre birincisinde sevir diyor, ikincisinde hut diyor. Burada Bediüzzaman Hazretleri bunu harika bir şekilde tefsir ediyor. Yoksa birçokları bunu, bazıları inkar ediyor. İşin manasına ve inceliğine vakıf olmadığı için. Burada iki mana var. Dünya iki şey üzerinde duruyor. Mesela bugün de denilse ki eskiden eski itibariyle denilse dünya ne üzerinde duruyor? Denirdi ki mesela kılınç ve kalem üzerine. Kılınç ve kalem üzerine. Devlet ne üzerine duruyor? Kılınç ve kalem üzerine. Yani ordu kılıncıyla, devlet de kalemiyle. Şimdi denilse ki, bana denilse ki dünya ne üzerinde duruyor? Ben derim ki mesela bilgisayar ve uçak savar. Veya İHA SİHA derim. Dünya eskiden, demin de ifade ettiğim gibi, artık her şeyde öküzün ehemmiyeti var. Bu manada karada yaşayanlar, karadaki toprağı sürmek ile, öküz ile hayatını devam ettiriyorlar. Sahilde yaşayanlar da balık ile. Yani dünyanın hayatının geçim kaynağı bu ikisinin sırtında, bu ikisinin omuzunda. Dünyadan bu ikisini kaldırdığınız zaman sahildeki olanlara balığı kaldırdığınızda hayat biter. Çünkü hayatını balıkla idame ediyorlar sahilde yaşayanlar. Karadakiler de öküz. Yani bu öküzü kaldırıp şimdi bunun yerine traktör de koyabilirsiniz. Dünya ne üzerinde? Traktör ve balık üzerinde diyebilirsiniz. Yani bir ikinci rivayet de birincisinde öküz, ikincisi ikinci ayda geldiğinde balık demesi Efendimiz, öncekinde öküz burcunda, sonra gelip sorduğunda da balık burcunda olmasından dolayı Efendimizin bu şekilde yorumladığı da ifade edilmiş olmaktadır. Bu ince manayı bilmeyenler maalesef inkar yoluna da gitmişler. Evet, bu arada kıssadan da bir hissemiz var. O da kardeşin nefsine tercih et. Ebu Hureyre'den rivayete göre bir adam Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve ya Resulallah, açlıktan tahammülüm kalmadı diye şikayet etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Ebu Hüreyre'yi bu adama ikram etmeleri için hane-i saadetlerine gönderdi. Ümmuhat-ı müminin de bizim yanımızda sudan başka bir şey yoktur dediler. Yani ne ekmeği ne de katık var dediler. Hemen geri dönen Ebu Hüreyre, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a durumu anlattı.
Bunun üzerine Peygamberimiz, Peygamber Efendimiz yanında bulunan ashaba şu açı kim yemeğine ortak eder buyurdu. Ensardan bir kişi ayağa kalktı ve ben dedi misafiri alıp evine götürdü. Ailesine hitap etti. Haydi Resul-i Ekrem'in misafirini ağırla dedi. Fakat kadın çocukların yiyeceğinden başka evimizde bir şey yok ki diye cevap verdi. Kocası o yemeği getir, ışığı yak, çocukları da uyut dedi. Kadın da akşam yemeği yenileceği sırada yemeği hazırladı, ışığı yaktı. Çocuklarını da uyuttu. Sonra kalkıp kandili düzeltir gibi oynatıp söndürdü. Böyle karı koca kendileri karanlıkta misafirle beraber yemek yiyor gibi yaptılar. İkisi de hiç yemek yemeden aç olarak getirdiler. Sabah olunca ev sahibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gitti. Resulullah onu görünce şöyle dedi. Bu gece Cenab-ı Allah sana güldü. Yahut karı kocanın güzel hareketine hayret etti. Allah Azze ve Celle Hazretleri. Onlar fakr-ı ihtiyaç sahibi olsalar bile misafir ve muhacirleri nefislerine tercih ederler. Haşr 9 ayet-i celilesini inzal buyurdu. Ve usirun ala enfusihim ve lev kâne bihim hasasa. Allah alemi bir sevap. En doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir davahum